Tarihsel Dersim coğrafyasını bir bütün olarak hedefe koyan, çekirdek Dersim'i vurarak kabuk Dersim'i çürütmeyi esas aldığı beyan edilen, hazırlıkları yıllara yayılan ve makro düzeyde planlanan bu seferin startı ise 4 Mayıs 1937 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla verilmiş büyük askeri güçler ve uçak filoları harekete geçirmiştir. 4 Mayıs 1937 tarihli Bakanlar Kurulu kararını içeren bu belgenin açığa çıkmasından sonra ülkede ve diasporada halkımız tarafından tartışmalar yürütülmüş ve anılan belgenin tarihi esas alınarak 4 Mayıs halkımızın mutabakatıyla Roza Şaye yani Dersim'in kara günü olarak ilan edilmiştir. Bu kararlaşmayla beraber 2010 yılından bu yana mazlumlarımızı anmak, sesimizi duyurmak ve bu zulümü insanlığın vicdanına mahkum etmek için Dersim, Avrupa ve Anadolu'nun birçok kentinde bu yılda bir aradayız. Mazlum bir halktık ve elde kılıç yüzyıllarca kovalandık, katledildik. En çetin coğrafyalarda derin bir yoksulluk ve açlıkla boğuşmak zorunda bırakıldık. Ve neredeyse tüm tarihimiz boyunca sonu gelmeyen bir kuşatmayı tecridi yaşadık. Hakikat ise çok farklıydı. Bilindiği gibi ikinci meşrutiyetle güçlenip iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki Cemiyeti Osmanlı'yı Almanların safında birinci paylaşım savaşına dahil etmiş, Avrupa'dan ithal ettiği milliyetçi zehri hakikatinden koparıp araçsallaştırdığı siyasal İslam ile sertleştirmiş, bu savaş yıllarını değerlendirerek etnik ve dinsel tekleştirme politikalarını uygulamaya başlamıştır. Almanların onay ve desteğiyle Hristiyan halklar, Asiri Süryaniler, Ermeniler, Ezidiler adeta bu topraklardan kazınmış, halklara tarifsiz acılar yaşatılmıştır. İtaatçıların savaş mecarısı imparatorluğun çökmesiyle sonuçlanmış, bileşen halklar bir ardına kopmuş ve bağımsızlıkları ilan etmişlerdir. İtaatçılar savaştan yenilgiyle çıkmalarına rağmen kendilerini İngilizler ve bağlaşıklarına onaylatmış, Cumhuriyet ile iktidarlaştırmayı başarmış ve yarım kalan işlerine devam etmişlerdir. Birçok halk imparatorluktan koparken İslam kardeşliği ve ortak vatan söylemiyle Kürtlerin, modern cumhuriyet söylemiyle ise Alevilerin desteği kazanılmıştır. Gayrimüslimlerin tasfiyesinin ardından sıra Müslüman Kürt kardeşe ve Alevilere gelmiştir.